Merhabalar, saatler 17 oldu. Kapanışa doğru da bir aradayız tekrar. Ben Didem Arslanoğlu, hoş geldiniz ekranlarınız başına. Bu bölümde de yine bugün bana stüdyoda Bloomberg HT Genel Müdürümüz Alican Türkoğlu eşlik ediyor. Alican hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi dün biraz bahsetmiştik iç siyasette gelen mesajlar vesaire. Bunlara ekler olduğunu tahmin ediyorum ve görüyorum. Nedir o ekler? Ne tür yeni mesajlar geliyor önümüze? Şimdi tabii dün Sayın Bahçeli'nin akşam yapmış olduğu açıklama aslında bugün bütün iç siyaseti nasıl böyle bir dalgaladı. Çünkü tüm siyasi partilerden bununla ilgili açıklamalar gelmeye başladı. Artık sadece partilerden de değil aslında siyaset yorumcularından da aynı şekilde. Çünkü acaba Milliyetçi Hareket Partisi ve Sayın Bahçeli bu mesajla neyi kastediyor? Bunun altında aslında başka bir çıkarılması gereken bir anlam mı var? Bunlar konuşuluyor. Çünkü ne demişti Sayın Bahçeli hatırlayalım. Bu normalleşme ile ilgili, siyasetteki normalleşme, yumuşama ile ilgili olarak AK Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında bir ittifak olursa bu MHP'nin samimi dileğidir. Ancak Milliyetçi Hareket Partisi'nin Cumhur İttifakı'na bağlılığı devam edecektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yalnız bırakmayacağımızı herkes bilmelidir diyerek yani hem evet. Cumhur İttifakı'na net bir vurgu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la fikri olarak yola devam edileceğinin aslında kalın çizgilerle altını çizilmesi ama bir yandan da aslında siyasetteki bu işte ismi ne denirse yumuşama, normalleşme nasıl açıklanırsa açıklansın bu süreçle ilgili olarak eğer bazılarının kafasında var ise AK Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi arasındaki bu yakınlaşmanın bir ittifaka dönüşmesi bu da Milliyetçi Hareket Partisi açısından sıkıntı değildir hatta samimi dileğidir diyerek aslında altında bazı rahatsızlıklarını da açık eden bir açıklama yapmıştı. Dün Milliyetçi Hareket Partisi yazdı bir açıklamayla. Şimdi dedim ya gün boyu aslında bu konuşuldu diye soruldu da. Sayın Özgür Özel'e de soruldu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na. O da şunu söylüyor. Belli ki Cumhur İttifakı'nın içinde belli başlı sorunlar var. Sayın Bahçeli isterse Türkiye İttifakı'na katılabilir. Yayında bir çıkışta başladı aslında konuşmaya. Sonra da bize kimse bir ittifak önermesin. Bugünün sorumluları da sorumluluklarını bilsin, taşısın. Bu sorunları ya çözsünler ya da bıraksınlar biz çözelim diyerek aslında şu anda hani hep seninle konuşuyoruz ya evet. Fikri olarak bir yumuşama olsa bile eleştiriler devam ediyor partiler tabii. Arasında. Dolayısıyla şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin gidişatta olumsuz gördüğü noktalarla ilgili olarak da AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'ni suçladığını, eleştirdiğini görebiliyoruz. Ki zaten konuşmasının arasında suç ortağı kelimesini kullanmış olması da bu sefer AK Parti cephesinde. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten bir eleştiriyle karşılandı. Hani Cumhur İttifakı bileşenlerine suç ortağı demesi siyasi nezaket atmosferine yakışmıyor. Bu saygısız bir siyasi saldırıdır. Bu açıklamayı da muhtemelen yürüttüğü siyasete dönük olarak Cumhuriyet Halk Partisi içindeki rahatsızlıkları giderme çabası olarak görüyoruz dedi. Yani evet bir normalleşme var. Buna yönelik bir çaba da var. Dedik ya daha görüşmeler de devam edecek diye belki muhtemelen bayramda da görüşeceklerdir. Bu arada dün Kuzey Kıbrıs'ta ilk görüşme aynen. Olacaktı dedik ama bayramda da bir görüşme, yani yüzde bir görüşme olmasa bile bir temas olacaktır partiler arasında. Dolayısıyla bir yandan da bir tabiri caizse bir pozisyon alma, siyasi partilerin şu andaki siyaset arenasında pozisyon almaya yönelik adımları da devam ediyor. Bunları böyle okumak lazım. Yani bir çok büyük bir sıkıntı var mı? Cumhur İttifakı dağılıyor mu? Hayır. Bugün öyle bir durum söz konusu değil. Bu hem Milliyetçi Hareket Partisi tarafından hem AK Parti tarafından dile getirildi. Peki Cumhur İttifakı içerisinde şu anda yürütülen bazı politikalarla ilgili olarak bazı rahatsızlıklar var mı? Evet. Ama bu rahatsızlıklar şu anda ittifakı dağıtacak büyüklükte mi sorusunun cevabı hayır. Çünkü dün o kadar çok yorum yapıldı ki akşam bunun üzerine. Hatta erken seçimle ilgili olarak da mesela bugün Sayın Özel'in açıklamalarında eğer Sayın Bahçeli erken seçim çağrısı yaparsa değerlendiririz diye bir kesim kısım da var. Orayla ilgili olarak da gidiyor muyuz? Acaba erken seçim olacak artık iyice mı? Konuşulacak evet. Mı? Yorumları yapıldı. Şimdi bir siyasi parti genel başkanının özellikle de şu anda işte ana muhalefetten Cumhuriyet Halk Partisi'nden bahsedersek zaten erken seçimle ilgili bir konu olursa bundan kaçınma gibi bir durum söz konusu olacağını düşünmek bile aslında
Abes. Aynı şekilde herhangi bir siyasi partinin erken seçime yönelik hayır biz erken seçim istemeyiz şu anda bununla ilgili tırnak içinde çekincelerimiz var demesi zaten siyasetin doğasına aykırı. Dolayısıyla şahsi kanaatim olarak söylüyorum. Tabii bunları bir bilgiye dayanarak söylemiyorum ama bir erken seçime yönelik bir çağrı olması şu anda ne iktidardan ne muhalefetten en azından bugün itibariyle söz konusu değil. Evet. Ancak tabii ki partilerin hem ittifak yaptıkları partiler hem şu anda aralarının iyi olduğu partilerle belli başlı konularda farklı düşünmeleri ya da tam tersi şu anda veya geçmişte farklı düşündükleri bazı siyasi partilerle belli başlı konularla ilgili olarak yakınlaşmaları söz konusu olabilir. Bunu önümüzdeki dönemde de bence daha sık olarak göreceğiz başka konularda. İşte mesela kayyum konusunda ittifaklar arasında çok net bir ayrım varken ne bileyim ekonominin bazı başlıkları ile ilgili olarak partilerin birbirleriyle yakınlaşmaları söz konusu olacaktır. Hatırlarsın konuşmuştuk burada kabine içerisindeki bazı bakanlarla Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde yetkilendirilen bazı isimlerin görüşmeleri olmuştu. Mesela Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nde dış politika ile ilgilenen İlhan Uzger'le bir görüşmesi olmuştu. Yine belli başlı bakanlıklarda oldu. Mesela Sayın Şimşek'in de önümüzdeki çok kısa bir dönem içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden 3 isimle yani ekonomi kurmaylarıyla gidişatla ilgili olarak Türkiye'nin ekonomi şu anda yürümekte olduğu ekonomi yoluyla ilgili olarak bir görüşme yapacağını söyleyebilirim. Sayın Şimşek tarafından bir OVP bilgilendirmesi, neler yapıldı, neler yapılacak bununla ilgili bilgi vermesi. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından da hem şu anda hazırlamış oldukları vergide adaletle ilgili teklifin Bakan Şimşek'e sunulması hem de Sayın Özel'in Sayın Erdoğan'a toplantıda iletmiş olduğu en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine çıkarılması ve asgari ücretlere de bu ay sonunda yani Temmuz ayında bir zam yapılmasıyla ilgili olan tekliflerini bakana sunmaları veya götürmeleri bekleniyor. Dolayısıyla dediğim gibi partiler arasında bazı konularda yakınlaşma, bazı konularda da ters düşme olacaktır. Ancak ben şu dönemde bu diyalog ortamının bozulacağı düşüncesinde de değilim işin doğrusu. Dolayısıyla birçok başlıkla ilgili olarak, işte bunun içinde ekonomi olur, bunun içinde dış politika olur, bunun içinde de yargı olur, hukuki bazı gündem maddeler olur. Bunlarla ilgili olarak temasın devam edeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla siyaset içerisinde, iç siyasette bu söylemler devam edecektir. Ancak bu söylemlerin en azından yakın vadede, tabii ki değişiklikler olabilir, ama yakın vadede çok net ve sert kopuşlara yol açacağını ve bir erken seçim gündeminin partilerin gündeminde en üst sırada yer alacağını ben bugün itibariyle düşünmüyorum şimdi doğrusu. Evet, yani hani özellikle bu temaslar yapılırken herhalde vatandaş olarak şunu da göz ardı etmememiz lazım. Bir taraf iktidar, bir taraf muhalefet. Dolayısıyla muhalefet muhalefetini yapıyor olması lazım. Kim için? Halkın çıkarı için. Uzlaştıkları alanlarda, tartıştıkları alanlarda sonuçta halka yönelik olumlu sonuçlar üretiyor olduğu müddetçe siyaset kuramının gereğini yapıyor liderler demektir. Doğru, tabii demektir. Biz şimdi hani yıllardır çok alışık değiliz yani ittifaklar dışındaki siyasi partilerin birbirleriyle temasından çok tabii. Birbirlerine çok sert sözlerle yüklenmelerine tabii. Tanıklık ettiğimiz için şu dönemde atmosfer, yaşananlar biraz bize bir garip geliyor. Ha, ne kadar devam edeceğini de bilmiyorum işin tabii, doğrusu. Tabii. Ama en azından yeni seçimden çıkmışken ve söylem özellikle 4 sene boyunca seçim olmayan bir Türkiye'ye yani seçim olmayacak bir Türkiye üzerine yoğunlaşmışken ben bu dönemdeki erken seçim çıkışlarının erken ve partilerin gerçekten gündeminde olan bir madde olduğunu düşünmüyorum. Bu demek değildir ki seçim 4 sene sonra zamanında yapılacaktır. Ama hani bugün itibariyle yani 13 Haziran 2024 tarihi itibariyle siyasi partilerin gündeminde seçim olduğunu ben düşünmüyorum. Pekala. Şimdi yurt dışında da Amerika ile temaslar ve Amerika ile karşılıklı mesajlar F-16 tarafında imzalar atıldı. Biraz istersen ona değinelim hızlıca. Ne noktadayız? Bir de elbette sen eklersen sevinirim. Pek bir değişiklik yok gibi sanki ama yine de Gazze gündemine de bir değinmek lazım. Ona şöyle hemen söyleyeyim. Şimdi masada bir teklif vardı. Seninle konuştuk. Blinken'ın özellikle Hamas üzerinden yapmış olduğu açıklamaları Hamas'ın da Blinken'ın aslında sorunun çözümü için değil, sorunun kaynağı olduğu yönündeki açıklamaları var. Ama masa dağılmış değil gördüğüm kadarıyla. Dün Katar'dan da Mısır'dan da açıklamalar geldi. Hamas'tan da geldi. Mesela Hamas'ın Türkiye, Çin ve Rusya'yı arabulucu olarak görmek istediği yönündeki teklifin hemen reddedildiği. Hı hı. Ama bunun dışında da yine de
anlaşmayla ilgili olarak olumlu tutumunu koruduğu yönünde yorumlar yapılıyor mesela Hamas adına. İsrail'den de net bir şekilde hayır yokuz, evet varız gibi bir açıklama gelmedi. Sadece şu anda hala o teklifin ki BMGK tarafında da kabul edilen bir ateşkes yönelik değerlendirme olduğunu biliyoruz. Hala masada olduğunu ve bu konuyla ilgili olarak görüşmelerin son sürat devam ettiğini söyleyebilirim. Ama bir gelinen bir somut nokta var mı? Şu anda yok. Amerika konusu ise yine dün atıfta bulunayım. Büyükelçi Flake'in açıklamaları vardı. Türkiye ile şu anda stratejik bağlar hiç olmadığı kadar güçlü. Şu anda Kongre tarafı, Kongre'nin Türkiye'ye bakışı geçmişe nazaran çok daha iyi bir durumda. Dolayısıyla Türkiye-Amerika ilişkilerinin ABD tarafından bakıldığında açıklamalara yansıdığı şekilde yorumlarsak pozitif noktada olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki burada da ayrışılan birçok nokta var. İşte İsrail politikası bunlardan biri. Ya da Suriye politikası, Amerika Birleşik Devletleri'nin YPG-PKK'ya vermiş olduğu destek hala Türkiye tarafından net bir şekilde eleştiriliyor. Bu noktalarda evet ayrışıyor mu? Ayrışıyor iki ülke ama bir yandan da bağların bozulmaması için de adımlar atılıyor. Büyükelçinin açıklamaları bu yönde olumlu karşılandı Ankara tarafından da. Benzer açıklamalar Türkiye'den de geldi. F-16 ile ilgili olarak şu anda tedarik konusundaki sözleşme imzalandı. Evet, bunu Milli Savunma Bakanlığı kaynakları da bugün bir kez daha teyit ettiler. Ama detaylar üzerindeki çalışmalar devam ediyormuş şu anda. Teknik bir takım detaylar var. Ayrıntılar bu detaylardaki çalışmalar bitince zaten kamuoyuyla paylaşılacak. Ama hızlı bir şekilde bu çalışmaların da bitmesi yönünde öngörü var. Çünkü peki, ilk zamanlarda konuşmuştuk 2028'de bu tedarik sürecinin resmen başlaması, yani ilk uçakların 2028'de zaten teslim edilmesi hedefleniyor. Onun dışında tabii Suriye gündemi demişken Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarıyla konuştuğumuzda özellikle bu seçimler konusunda, yani bu sözde seçimler konusunda Türkiye bir kez daha tüm muhataplarına talebini, isteğini ve olması gerekeni iletiyor. Yani Ağustos ayına ertelenmesi bir durumda bir değişiklik yaratmıyor. Bu seçimlerin tamamen iptal edilmesi gerekiyor. Çünkü bu hem Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararlarına hem de Suriye'nin toprak bütünlüğüne aykırı kararlardır. Bu seçimlerin ertelenme yerine tamamen iptal edilmesi yönündeki kararın bir an önce açıklanması gerekir yönünde bugün tekrar bir temas gerçekleşmiş. Bakanlıkların karşı taraftaki muhataplarıyla, yani özellikle ABD tarafıyla yapılan görüşmelerde. Dolayısıyla bununla ilgili açıklamalar bekleniyor. Yazın o nokta zaten hareketli olacak. Yani aynen, Haziran, öyle. Temmuz zaten biz bunları bayağı bir konuşacağız gibi gözüküyor. Aynen öyle. Ya Haziran'ın 27'sinde de Biden'la Trump'ı karşılıklı izleyeceğiz. Bu ara hiç dikkatini çekti mi? Sosyal medya ağlarında hem Trump'ın hem Biden'ın çok sayıda görüntüleri, videoları karşılıklı tarafların... Daha çok oy görecek. Verenlerinden neler yalnız görecek. Hakikaten çok çok enteresan şeyler. Pekala. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim sana. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Yatırım finansmana gidiyoruz. Strateji ve yatırım danışmanlığı kıdemli uzmanı Batu Özdemir bizi bekliyor. Batu hoş geldin. Nasılsın? Teşekkürlerim Didem Hanım. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ediyorum sorduğun için. Hemen söz sana vereyim. Bugün piyasa yine yukarı yönlü bir seyir takip ediyor. Biraz daha sanki hisse bazlı etkiler ön plana çıkıyor gibi ama neler söylenebilir? Hele ki son iki haftada 1 milyar doları aşmışken yabancıların hisse satışı, borsadaki yükseliş tam olarak ne ifade ediyor? Tabii ki. İsterseniz önce küresel taraftan toplayarak gidelim. Biliyorsunuz aslında önemli gelişmeleri takip ettik dün ve bugün. Dün hem enflasyon verisini Amerika tarafını hem de FED toplantısını takip ettik. Orada önemli gelişmeleri meydana gelmişti. Üst üste 7. toplantısında da FED burada faiz oranlarını sabit tutma kararı aldı. Tabii ki önemli gelişmeler vardı. Özellikle noktasal grafiği takip ettik. Burada ise baktığımız zaman bir faiz indirimi yansıtıldı. Aslında baktığımız zaman bu piyasalar için olumlu karşılaşacak bir gelişme değildi. Fakat daha sonrası tabii ki Powell'ın konuşmasını takip ettik 21-30 sularında. Ve burada ikinci bir faiz indirimine çıkıp bırakması aslında piyasaları destekleyen bir unsur olarak aslında çıktı. Tabii piyasa destekleyen daha fazla unsurlar da vardı. Özellikle bunların piyasa etkilerine baktığımız zaman FED tarafındaki projeksiyonların etkisinden daha ziyade bir önce açıklanan Amerikan enflasyonunun, beklentiler altına gelen Amerikan enflasyonunun tahvil piyasaları üzerindeki etkileri ise diğer bir destekleyen unsur oldu piyasalara. Ve bu tarafta aslında FED'de ayrışan bir görüş vardı. Birden fazla faiz indiriminin fiyatlandığı
tarafındaki görüşler aslında gelmeye başlamıştı ki biz de bu fiyat hareketlerini takip ettik. Hemen ardından da zaten Amerikan endeksleri rekor seviyelerinde kapanış gerçekleştirmişti. Güncel duruma geldiğimizde ise bugün özellikle üfe verisini takip ettik. Üfe verisinde yine aylık bazda özellikle Nisan ayını kıyasladığımızda beklenmedik bir düşüş vardı. Bu da önemli bir gelişmeydi. Fakat tabii ki piyasalar üzerindeki etkisi önemli verilerin yanı sıra biraz daha sınırlı oldu diyebiliriz. S&P 500 tarafında açılış aslında dünkü kapanış seviyesinin üzerinde olmuştu. Fakat şu an sınırlı bir geri çekilme mevcut. Burada 3400 seviyesini risk iştahının kalıcılığı bakımından önemsiyoruz. Bu seviye üzerinde yukarı yönlü hareketlerin devamını gözlemleyebiliriz. Hatta özellikle bir seviyeden konuşacak olursak dün en yüksek gördüğü seviye 3450 ve 3550 seviyeleri önümüzdeki günler için bir hedef seviyesi olabilir. Tabii burada karşılaşabilecek olası kar satışlarından da söylemek mümkün. Burada ise baktığımız zaman aslında dün açılış sırasında meydana gelen gap seviyesi olan kabaca 5375 seviyesini ise destek olarak takip edebiliriz. Tabii ki bu tarafta da bilançoların etkilerini takip etmeye devam ediyoruz. Özellikle Nasdaq tarafında bunun bugün sert etkilerini gördük yukarı yönlü. Bunun yanı sıra tabii ki verilerin dışında da önemli gelişmeler var bu tarafta. Mesela Tesla'nın toplantısı var. Tesla tarafında bugün yatırımcı konferans düzenlenecek. Burada özellikle CEO Elon Musk'ın maaş paketi ve şirketin Texas'ta yeniden kurulmasının hissedarlar tarafından oylamasını takip edeceğiz. Burada tüm bunları özetledikten sonra bir şeyin de altı çizmekte fayda var. Her ne kadar FED'den konuştuk girişin başında. FED burada tabii ki önümüzdeki günlerde de veri akışına duyarlı olmayı sürdürecekler deyip hemen yurt içine dönelim. Yurt içine geldiğimizde aslında sizler de vurgulamıştınız. Son bir aydır satışlar yabancı tarafında özellikle yükselmişti. Bugün yeni veriyi takip ettik. Özellikle 7 Haziran haftasında da yabancıların hissesini de üzerinde kabaca 540 milyon dolar üzerinde bir satım gerçekleştiğini gördük. Sizin dediğiniz gibi baktığımız zaman arda arda 4 hafta boyunca satım tarafında oldular. Hoş, bugün aslında Borsa İstanbul tarafına geldiğimiz zaman ya da veri tarafından karşılaştığımız zaman en azından tahvil tarafında geçtiğimiz hafta alım tarafında olduğunu gördük ki bu da aslında olumlu bir gelişmeydi diğer gelişmelerin yanı sıra. BIST tarafına geldiğimiz zaman her ne kadar dün dediğiniz gibi özellikle son 2 haftadır satış baskılarına maruz kalmıştık. Dün bir 10.000 seviyelerinde kapanış gerçekleştirdik ki bu bizim için önemliydi. Ve buna nazaran son aslında 3 gündür de hemen baktığımız zaman endeksli bir para girişi ve yabancı ilgisinin yoğunluğundan da söz edebiliriz ki bunlar bizler için pozitif gelişmeler. Bugün ise açılış bugüne geldiğimiz zaman sabah aslında açılış 20 günlük hisse ortalama seviyesinden bir açılış karşıladık. 10.320 seviyesindeydi ve şu an baktığımız zaman aslında %2'ye yakın primlerle bu seyrin devam ettiğini görmekteyiz. Tabii ki özellikle baktığımız zaman dediğiniz gibi hisse bazlı hareketler devam ediyor. Burada özellikle bilançoların etkili olduğunu da söyleyebiliriz. Hemen baktığımız zaman içecek ve yiyecek sektöründe %2'nin üzerinde primler vardı. Bunu sanayi ve holdinglerin takip ettiğini hatta genel olarak baktığımız zaman endeks bazlı yayıldığını da görmekteyiz. Endekslerin hepsinde aslında hemen hemen %1'in üzerinde primler mevcut. Diğer taraftan baktığımız zaman burada 10.400 seviyesi için önemli bir seviye kapanıştı özellikle. Bu seviyenin üzerinde bizler için de destekleyici olacaktır önümüzdeki günler için. Ve bu seviye üzerinde artık 10.570 seviyesi geçtiğimiz günlerde konuştuğumuz seviyeyi direnç olarak takip edeceğiz. Aşağıda ise bu seviyenin altında 10.230 ve 10.160 seviyelerini destek olarak karşılayacağız deyip buradan sözü tekrar size bırakabilirim. Çok teşekkür ediyorum Batu, sana paylaştığın tüm bu notlar için hepinize kolaylıklar diliyorum. Kapanışa doğru da bir reklam arasına gidelim şimdi. Ardından da Tera Yatırım Menkul Değerler Genel Müdürü Emir Sarp Yener konuğum olacak. Bizden ayrılmayın. Kapanışa doğru kaldığı yerden devam ediyor. Tera Yatırım Menkul Değerlere gidiyoruz. Genel Müdür Emir Sarp Yener benimle birlikte bugün de. Hoş geldin Emir. Merhabalar, hoş bulduk. Emir, şimdi hemen düne gidelim istiyorum hızlıca. Çünkü dün Amerika'da hem enflasyon verisi açıklandı ki buna piyasaların reaksiyonu oldukça pozitifti. Yeniden böyle bir risk on modu hatta izledik. Ardından da Powell ve Fed faiz kararı pek fazla bir değişiklik yaratmadı. Halbuki bir faiz indirimine işaret etti Powell ve biraz daha sanki temkinli, oldukça güvercin diyebileceğimiz bir tonda yürüttü tüm basın toplantısını. Fazla da bir etkisi olmadı ama bunun nasıl okumak lazım? Piyasa verilere,
Fed'den daha mı çok güveniyor? Ne dersin? Açıkçası evet öyle. Çünkü neticede Fed de nihayetinde bugüne kadar gördük ki o verilerin çizmici olduğu haritaya göre hareket etme eğiliminde oluyor. Neticede dünkü enflasyon rakamı senin de söylemiş olduğun gibi yani İngilizcesiyle market friendly dediğimiz hani piyasanın hoşlanacağı şekilde bir rakam olarak gerçekleşti. Bu da neticede hani piyasadaki iştahı destekler gibi gözüktü. Bence burada en önemli olan şey hani bir faiz indirimi olur veya sene sonundan evvel iki tane faiz indirimi olur ama şimdi bu faiz indirimi olgusu Fed tarafından da daha ciddi bir şekilde telaffuz edilmeye başlandı. Bence ilerleyen dönemde yani çok kuvvetli olmasa bile piyasa bunu da olumlu yönde fiyatlandıracaktır diye düşünüyorum açıkçası. Şimdi o zaman önümüzdeki dönemde ki hani bu sene S&P 500 yine defalarca rekor seviyesini tazeledi. Önümüzdeki dönemde bu risk on modu sürecekse ABD tarafında hisse senetlerine olan ilgi de benzer şekilde devam edecek mi? 10 yıllık tahvilin getirisinde de gerileme 4.30'un kırılmasıyla birlikte 4.27'lere kadar gelmişti mesela. Bu seyir bundan sonraki süreci bir şekilde bize işaret mi ediyor? Ne dersin? Açıkçası yani hibre tarafında kalmaya bence devam ediyor diye düşünüyorum. Evet bu sene Amerika'da çok ciddi yükselişler gördük. Yanlış hatırlamıyorsam S&P %14-15 seviyesinde yukarıda sene başıyla karşılaştırıldığında ve sene sonu hedefi olarak daha evvelden söylenmiş olan 5500-5600 bandına da oldukça yaklaşmış vaziyette. Fakat bence burada altı çizilmesi gereken konu şu, Amerika'daki piyasayı bu seviyeye getiren nedir? İşte muhteşem yedili dediğimiz teknoloji ağırlıklı olan hisselerdir. Bu teknoloji tarafında da hani süreçler sürekli olarak kendini yenilemeye devam ettiği için neticede bu şirketlerin satışlarında ve karlılıklarında önümüzdeki orta vadede de sanki yukarı yönlü veya olumlu yönlü hareket devam edecekmiş gibi gözüküyor. Bence bu da hani rekorlar kırılıyor ama bu rekorların belki evet eskisi kadar hani momentum kuvvetli olmayacak ama ilerleyen dönemlerde de bu rekorların devam etmeyeceğini söyleyebilmek bence çok mümkün değil diye düşünüyorum. Peki, içeride borsa için ne söylenebilir bu noktada? Bu geçtiğimiz 1-2 hafta boyunca oldukça yoğun bir iç gündemle meşgul oldu piyasalar ve bu esnada da yabancı satışlarının dikkat çektiğini gördük. 1 milyar doları geçti. Tahvil tarafına ise giriş devam ediyor yabancılar aynen nezdinde. Öyle. Bunu nasıl okumak, değerlendirmek lazım? Yani şimdi orada şöyle söyleyeyim. Neticede hani gelişmekte olan ülkeler kategorisine baktığımızda Türkiye aşağı yukarı yılbaşından beri %30'luk performansıyla en fazla olumlu performansı sergilemiş borsa. Bu bir. Neticede hani bu performanstan sonra da bir takım kar realizasyonlarının gerçekleşmesi bence çok şaşırtıcı değil. Öbür taraftan da hani borsaya destek yani köstek olan bir takım etmenler var. Bunlardan bir tanesi faiz. Son dönemde faiz seviyelerinde birazcık gerileme olmuş olmasına rağmen borsa tarafında önemli bir alternatif, borsaya göre önemli bir alternatif olmaya devam ediyor. Neticede yatırımcıların pozisyon taşıma maliyeti hala yüksek seviyelerde seyrediyor. Bir de bunun üzerine işlem vergisi diye bir olgudan bahseder olduk aşağı yukarı geçtiğimiz 2 haftadan beri. O da hani piyasaya yani ne kadar yani orada da gerçekten şunu söylemek istiyorum. Attığımız taş ürküttüğümüz kuşa değecek mi diye. Çünkü biz hesapladığımızda aşağı yukarı 10.000'de birlik bir vergi uygulandığında ki şimdi bundan daha ufak rakamlardan bahsediliyor. Viyop ve pay piyasasını üst üste koyduğumuzda yılda aşağı yukarı 250-300 milyon dolarlık bir vergi gelirinden bahsedebiliyoruz gibi gözüküyor. Bu rakama ulaşırken de bu 2024 senesinin ortalama işlem hacimlerini kullandık da bu rakama ulaştık. Evet. Şimdi bu rakamı 2023'ün bütün vergi gelirleriyle karşılaştırdığımızda bu aşağı yukarı 1000'de 1.3 ile 1.15 gibi bir rakam aralığına tekabül ediyor ki yani bunun bütçeye ne kadar faydası olacak bence gerçek anlamda tartışılması gereken bir husus diyorum ama işlem hacmini
ciddi anlamda zararı olabilir. Özellikle de bu HFT dediğimiz yabancı yatırımcılar tarafından. Yani atılan taş ürküttüğünüz kurbağaya değer mi sorusu zannediyorum gündeme geliyor. Aynen Kuruması öyle. Bir muhtemel de işlem yani hacmi düşünüldüğünde. bir de hani ben borsayı aşağı yukarı neticede bu ülkenin bir bakıma barometresi olarak da görüyorum. O yüzden de hani burada mümkün olduğunca hani piyasayı yoracak yaklaşımlardan ziyade piyasayı destekleyecek yaklaşımlar içerisinde olmakta fayda var diyorum. Bir etken de burada tabii yabancı yatırımcının yani özellikle de long only tarafında yani uzun vadeli fonlar tarafında girişinin gecikmiş olması. Öbür tarafta mevcut durumda hedge fundlar genelde belli bir seviyelerden alıp işte son 2 haftadır gördüğümüz gibi Tabii. de burada tabii başka etkenler de vardı. Satıp çıkabiliyorlar daha kısa vadeli yatırımcılar. Ama bu yani uzun vadeli yatırımcıların gelmesi için de bence en önemli etkinin bu sonbahar aylarında özellikle de Eylül'den itibaren enflasyonda 40'lı rakamları görüyor olmamızın bir destekleyici faktör olabileceğini öngörüyorum. Açıkçası swap piyasasında her zaman söylüyorum buna ikinci etken olarak eklemek lazım. Evet. Yani özetle uygulanan politikaların sonuç üretmeye başladığını enflasyon cephesinde görmesi gerekiyor. Uzun vadeli hisse senedi yatırımcısının yurt dışı kaynaklı olarak. Şimdi bu hikayenin yani Türkiye hikayesinin hisse senedi tarafında özellikle önemli girdilerinden biri de notlar, gri liste ve işte tabii enflasyondan sonra gelen hususlar bunlar ama haber akışı anlamında da bir ivme getiriyor piyasaya. Bununla ilgili beklentiler hala sıcak ve taze mi? Ya Biraz rafa kalkmış gibi duruyor çünkü gündem biraz sanki değişti son birkaç haftadır. Emir beni duyabiliyor musun? Ben seni duyamıyorum, dudağını okuyabiliyorum sadece o da. Benim özel bir yeteneğim değil. Herhalde mikrofonu kapandı Emir'in. Sıkıntı değil, kendisine döneceğiz. Şimdi benim önümde de terminali açık. Şöyle bir bakıyorum. Bugün BIST 30 %2 yukarıda, BIST 100'e paralel. Orada da %2'lik bir yükseliş var. Bankacılık endeksi %0,5 artıda sadece. Sanayi tarafında %2,28'lik bir yükseliş görüyorum. Ulaştırmada da %1,4. Şimdi bugün özellikle biraz daha hisse bazlı etkilerin piyasada katkı yaptığını gördük. BİM'i mesela konuştuk. Gelen bilanço bununla birlikte endeks üzerinde tek başına BİM'in katkısının hayli yüksek olduğundan bahsetmiştik. 10.400 puan seviyesinde şu an BIST 100 endeksi. Bunu sormak istiyorum Emir'e. Zannediyorum ses sorunumuzda giderdik. Emir tekrar merhaba. Veriyor mu şu an Ha, sesi? evet, şu anda Ha, geliyor. tamam. Harika. Bu Şeyi arada söylüyordum. ben Kaldığımız yerden müsaade devam edeyim. edersen Emir'cim müsaade edersen son dakika veriyoruz. Hazine altına dayalı 2 yıllık sukuk satışı gerçekleştirdi. Bunu paylaşayım. Sen şimdi lütfen kaldığın yerden devam et. Sana ufak bir sorum olacak. 1 dakikan var max. Tamam. Peki şunu söyleyeceğim. Buradaki o bahsetmiş olduğu not arttırım ve gri liste olayında en yakın zamanda gerçekleşecek olan gri listeden çıkma olayı. Bu da 28 Haziran'da gerçekleşebilecek gibi gözüküyor. Bunun tabii olumlu yönde bir etkisi olacaktır. Bir takım yatırımcıları da Türkiye'ye gelmek yönünde cesaretlendirebilir diye düşünüyorum. Öbür taraftan derecelendirme kuruluşlarıyla ilgili olan süreç daha uzun soluklu bir süreç. Ama neticede hani bir takım fonlar da oradaki gelişmeleri beklemeden buradaki iyi gidişat devam ettiği sürece buradaki ilgilerini arttırarak devam ettireceklerdir diye düşünüyorum. Peki. Ben Türkiye'nin açıkçası bir re-rating hikayesi olduğunu düşünüyorum. Buradaki olumlu gelişmeyi de özellikle sonbahardan itibaren daha ciddi anlamda Görebiliriz hissedeceğimizi düşünüyorum. diyorsun. Emir çok Evet. kısaca şunu sormak istiyorum. Bu önemli çünkü. Yani borsa yükseliyor ama bu yükselişte dahi önemli ölçüde zarar eden hisseler var ve yatırımcılar var bu hisselere yatırım yapan. Dolayısıyla böyle hani geçen seneden gördüğümüz o topyekün
hareketliliğin devreye girmesi beklenecek mi bu sene? Yoksa biz bu seneyi hep böyle daha seçici bir temayla mı tamamlayacağız? Yine gitti Emir, sesin maalesef. Bu sorunun cevabını Emir'le bir sonraki buluşmamızda alacağız efendim. Kapanışa doğruyu noktalıyoruz ama siz bir yere ayrılmayın çünkü biz birazdan iş dünyasında tekrar buluşacağız.